Basmati pirinci uzun, ince taneli, fazla nişasta ihtiva etmeyen ve kavurmanıza, güzel haber, kavurmanıza, yıkamanıza hiç gerek olmayan bir pirinç. Attım tencereye. Gramaj olarak tam iki katı sıcak su vermem lazım. Veriyorum sıcak suyu. Ve ocağa alıyorum. Şu yağla işim bitmişti. Onun yerini alacağım. Yağı kaldırdım. Açtım altını. Burada kaynayacak. Kaynarken tuzunu veriyorum. Tuz. Bol tuz. Zerdeçal. Sarı güzel bir renk verecek basmatiye. Fokur fokur kaynayınca kapağını kapayacağım ve altını kısacağım. Yaklaşık 15 dakikada tel tel, tane tane bir basmati elde edeceğiz. Tabii ki yağını koymayı unutmazsak. Yağını da koydum. Evet. Şimdi, evet, fokur fokur kaynamaya başladı basmati. Bir kaşık aldım. Şöyle son bir kez karıştırdım. Ve kapağını kapıyorum. Burada bir 3 dakika orta yüksek ateşte pişiyor. Sonra yaklaşık bir 12-13 dakika çok kısık ateşte pişiyor. Evet, basmatinin artık altını iyice kısıyorum. Yaklaşık 12-13 dakika böyle usul usul, yavaş yavaş, tane tane pişecek. Arası da kontrol ederiz, kapanmasın. Sarıyor. Basmati suyunu çekti, pişti. Şimdi onun üzerine bir mutfak havlusu sereceğim ve demlendirmeye bırakacağım. Ama önce biraz kişniş. Kıyalım. Neydi burası? Sebzeleri mükemmel bir şekilde pişirme diyarı. Mükemmel olması için kişniş lazım. Mükemmel olması için lime kabuğu lazım. Ve bir lime kabuğu daha lazım. Bu İnanılmaz bir aroma. Zerdeçal, kişniş, lime çok tavsiye ediyorum. Kullanın, her zaman kullanın. Kullanmaktan bıkmayın. Son olarak lime'ların kabuğunu da sıkıyorum. Evet, bir lime kabuğu yeter. Bir lime suyu yeter. Fazla ekşi olmasını istemiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Ve of of of, kokulara bak. İnanılmaz. İşte sabah akşam, öğlen demeden her zaman yiyebileceğim bir karbonhidrat. Örtüsünü kapatıyoruz üzerine ve bay bay, uyumaya.